Dudak uçuklatan özel okul ücretleri %50'leri bulan servis zammı derken rakamlar aldı başına gitti. Buna yemek fiyatları da fahiş fiyatlarda eklenince veliler isyan noktasına geldi. Özel okul fiyatları zaten çok yüksek. Bir de 150 bin lira gibi bir yıllık tabii ki çok yüksek. Çok pahalı. Yani eğitim pahalı hale geldi artık. Çok yüksek oranlarda artışlar yaparak işte bir mağduriyeti önümüze koydular. Şimdi işte veliler de araları düşünüyor işte bu paraları nasıl veriyoruz diye. Normalde ödüyordum ama artık ödemeyi düşünmüyorum. Çok fahiş fiyat olduğu için mi? Evet, bir de yemekler kötü. Özel okul fiyatları aldı başını gidiyor. Özel okullarla devlet okulları arasında yeniden bir tercih yapma durumuna gelen veliler isyanda. Kayıt zamları, servis ücretleri derken şimdi de 150 bin lirayı bulan yemek ücretleri adeta cep yakıyor. Yaz tatilinin sonuna yaklaşırken milyonlarca veliyi özel okul stresi sardı. Çok pahalılık var. Her şeyi çok yüksek fiyatlarda. 150 bin lirada ne tutabilir bir çocuğun yemeği? Hayatım tutmaz işte yani. Astronomik eğitim ücretlerinin yanında %50'leri bulan servis zammı ve uçup giden yemek parası da eklenince veliler için kabus dönemi başladı. Öyle ki yıllık yemek paraları 150 bin liraya ulaştı. Ve velilerin çoğu alıyor çocuğunu kolejden. Çünkü gerçekten servis, yemek ve okul ücreti çok yüksek. Beyaz TV'ye konuşan Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı Ömer Yılmaz, özel okulların eğitimi ticari faaliyete dönüştürmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Hani bunlar kabul edilecek fiyatlar değil. Çocukların okullardaki beslenme şartlarının oluşturulmasında bu denli ücretlerin istenmesi özel okullarda, hani bunu tam anlamıyla bir ticari faaliyete dönüştürülmesi açıkçası doğru değil. Yılmaz, özel okulların TÜİK'in açıkladığı rakamların kat kat üzerinde zam yapmasından yakındı. Biliyorsunuz TÜİK %104 diye ifade edildi eğitimdeki artışı, ücret artışını. Dolayısıyla bu ücretlerin çok daha üzerinde artışlar koyarak çocuklardan yemek ücreti talep ediliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bir çocuk sizce 150 bin liralık ne yiyebilir yılda? Mümkün değil. Mümkün değil 150 bin lira. Bir ailenin asgari ücret alan bir insan veyahut da emekli olan bir insanın yıllık geliri zaten 100 bin lira değil. Ne yiyebilecek ki? O yiyemiyor. O ne yiyecek yani? Ömer Yılmaz, yemek parasının hiçbir okulda zorunlu tutulamayacağını hatırlattı. Veli isterse kendi yemeğini çocuğun yanında getirebilir, çocuğuna verebilir. Veya çocuk işte alternatif olarak kantinden beslenebilir bu anlıkla. Hani hiçbir şekilde zorunlu tutulamaz. Bu yasal olarak da böyle değil. Çok pahalı çünkü zaten özel okullar çok pahalı. Ayrıyeten servis ücreti ödedik, o çok pahalı. Bir de ekstradan yemek ücreti biraz sıkıntı olur açıkçası. Uzmanlar uyarıyor ama yani yemek ücreti verme zorunluluğu yok. Yani zorunluluk yoksa zaten verilmez. Hani evden götürür.